Merhaba güreştürkiye.net severler. 28. geleneksel etkinlik haftası Royal Rumble kapsamında yapılan etkinlik. Dolayısıyla takeover değerlendirmelerindeyiz. Bu yayında önceden yapmış olduğumuz YouTube'da binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen NXT Yılın Enleri ödüllerinde değerlendireceğiz. Takeover'dan hemen önce NXT Yılın Enleri ödüllerini değerlendirmek için ben Buğra Gür başta olmak üzere, yorumcular Punk City, Daner Önem, artık Daner Yılmaz mı oldu artık? Evet, hayırlı olsun. Kritorax Fatih Yılmaz, Hikmet Zeybek Rising Generation, Ahmet Dahir, Bulldog'i var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hemen güzel bir giriş yaptık. NXT Yılın Enleri ödülüne geçelim. Bana bir ses verebilir misiniz? Evet. Tamam, okey. NXT'de 2017 yılının en iyi takeover'ını sormuşuz. Radyodaki, chatbox'taki katılımcılar da katılabilir görüşleriyle ve değerlendirmeleriyle, yorumcularımızın yapacağı gibi kıymetli fikirlerini bize aktarabilir ve oylarını da belirtebilir. 2017 yılının en iyi takeover'ında %67 ile çok büyük bir farkla Takeover Chicago birinci olmuş. İkinci sırada Takeover War Games, üçüncü sırada Brooklyn, dördüncü sırada San Antonio, beşinci sırada Orlando var. 2017 yılının en iyi takeover'ı ödülü Takeover Chicago'ya gitti. Kutluyoruz. Evet Fatih Yılmaz, senden başlayalım. Takeover Chicago, ben bütün takeover'ları izlemiş biri olarak beğendiğim, fakat senin yorumunun üstüne de belki bir şeyler söyleyebileceğim ve chatbox'ında kıymetli fikirlerini beklediğim bu ödül hakkında bir giriş oldu. Neler diyorsun? Şimdi öncelikle şunu belirteyim yorumumdan önce. Forumda yaptığımız YouTube'dan harici oylamada War Games 16 oy daha fazlayla, yani 32 oya 16 oy daha fazlayla War Games birinci seçildi. İkinci sırada Chicago, üçüncü sırada Brooklyn. Bunu da forumumuza duyurayım diye yapıyorum. Dördüncü sırada Orlando, beşinci sırada San Antonio var. Chicago'yu düşündüğüm zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Chicago hani bende öyle aman aman bir etki yaratan bir maç değil, bir show değil. Neden dedi? Şöyleydi. NXT Tag Team Championship maçı çok üst düzey bir maçtı. Hani gerçekten o maç acayip bir maçtı. Gerçekten muazzamdı. Hatta sonra zaten şey oldu. İhanet olayı gerçekleşti Ciampa ile Gargano arasında. Evet. Fakat NXT'de yılın olayı bence bu arada. Evet, oraya da geleceğiz. Bakalım. Ama bence hani asıl birinciliği hak eden Brooklyn'di. Brooklyn çünkü her anlamda çok daha iyi bir şey oldu. Hem Adam Cole gibi büyük isimlerin debutlarını da gördük. Bilmiyorum, ben burada YouTube halkımızla aynı görüşte değilim. Fakat Chicago'yu da ikinci sırama koyarım. Yani, onu da söyleyeyim. 1 ile 2 yer değiştirir diyorsun. Sevgili ben Hikmet. Ben de 1 ile 2 yer değiştirir. Evet, ben de hakeza seninle aynı fikirdeyim Fatih Yılmaz. Sevgili Hikmet, ne diyorsun? Birincilik ödülü Takeover Chicago'ya gitti. Açıkçası ben hani katılmıyorum. Çünkü Chicago biraz da ana kemer maçı olarak biraz zayıf bir şey oldu. Hani biliyorsunuz NXT Takeover'larda ana kemer maçları biraz daha ana olay hissini en çok verir. Ama bu şovda vermemişti. Ben Fatih'e katılarak Brooklyn şovunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani en iyi şov olma konusunda. Çünkü hani onun dediği gibi güzel olaylar yaşadık. Hani Drew McIntyre kemeri kazandı ama daha sevinemeden karşısına yıkıcı bir ekip geldi. Hani bu yönden daha iyi bir şovdu. Bir de biraz daha Brooklyn şovları hani NXT'nin WrestleMania'sı gibi geçiyor. Çünkü ilk büyük şov olma özelliğine sahip daha önceden. Bu şova biraz daha önem veriyorlar o yüzden. Ben katılmıyorum bu konuda ne War Games sonucuna ne de Chicago'ya. Sana göre birinci Brooklyn kesinlikle zaten. Brooklyn dedi, güzel.
Çok farklı bir görüş geldi Hikmet'ten. Sevgili Ahmet Tahir. Yani, ne diyorsun Chicago? Ben aslında War Games de çok beğendim ama bence birinciliği hak eden SummerSlam hafta sonundaki, hatta artık SummerSlam bile geride bırakan aksiyonla Brooklyn'de çok beğendiğim maçlar oldu. İşte Asuka, Ember Moon olsun. Drew McIntyre, Bobby Roode şampiyonluk maçı hatırlarsınız. Değil mi? Yani Brooklyn en beğendiğim alternatifler arasında şovdu benim. Evet, Brooklyn'de son olarak Taner Yılmaz. Senden de fikirlerini alalım. Ya bence de Brooklyn ama ben hala War Games'e takılı kaldım. Çünkü orada bir maç gerçekleşti. Çift dream maçı. Velvet'in Dream vs. Aleister Black maçı var. İzleyenler izlesin. Ya storytelling'in bu kadar iyi yansıtıldığı maç ben daha görmedim. Ya çok güzel bir maçtı. O maç yani resmen sırtladı bence. Şovu çalan maçtı benim için yani. Ama tabii ki de Brooklyn daha iyiydi yani. Onu göz ardı edemeyiz. Evet, radyoda da farklı fikirler var. YouTube Chicago konusunda %67 ile hem fikir, fakat radyoda herkes farklı fikirde. Çok güzel, bu ödülü geride bırakıyoruz. Baller Club ben de Brooklyn'e verdim demiş. Moneymakers yine Gargano kral diye not düşmüş. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi, aynı zamanda verdiğiniz oyları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer ödüle geçelim. 2017 yılının erkek güreşçisini sorduk. %73 ile çok büyük bir uçurum denebilecek farkla Bobby Roode ödülün sahibi oldu. Bobby Roode'u kutluyoruz. Vallahi helal olsun. Helal olsun. %13 ikinci sırada Aleister Black, %11 üçüncü sırada Drew McIntyre, %2 Andre Cien Elmas, %2 ile dördüncü sırada, %1 ile de Roderick Strong. Böyle bir sıralama geldi. Açıkçası şaşırdık mı, şaşırmadık mı, yorumcuları görüşlerini de merak ediyorum. Burada da farklı fikirler çıkacakmış gibi geliyor bana. Bayağı epey tartışmalı bir konu. Forumumuzda da benzer bir durum söz konusu. Fatih Yılmaz, söz sende o zaman. Ben bu konuları hazırlayan zaten bendim ve bunları direkt www.com sitesinden aldım. Fakat burada Shinsuke Nakamura isminin olmaması biraz dikkat çekici. Öncelikle bunu belirterek başlamak istiyorum. Hani bu buraya adaylık koymam adından. Adaylardan bu arada forumdaki sonucu da aktarayım. %52 Aleister Black, %34 Bobby Roode çıktı. Forumdaki oylamada. Aleister Black forumdaki oylamayı kazandı. Yani Aleister Black bir seneyi namağlup olarak geçirdi. Bobby Roode bir seneyi şampiyon olarak geçirdi. Yani yarım seneyi. Bilmiyorum, çok başa baş bir oylama ama ben yani namağluplüğü şampiyonluğa tercih ederim sanırım. Aleister Black daha önde geliyor benim için. Evet. Oğuzhan Demir demiş. Bobby Roode overrated, oğlu overrated'tır. Ardından Fatih Dişkaya demiş. Geçen sene yaptıklarına bakarak Bobby Roode'un sağ ayak tırnağı büyüktür Aleister Black demiş. Katılmıyorum. Hemen bu iki zıt görüşü değerlendirmek için sözü o zaman Taner Yılmaz'a veriyorum. Sevgili Taner, ne diyorsun? Ya Aleister Black'in karakter inşası çok güzel oldu bence. Hani karakteri çok oturdu. Yani gümbür gümbür geliyor diyebilirim. Ki Bobby Roode şu an çok sırıtıyor bence hala ana kadroda. Ama Aleister Black'de öyle bir şey olmayacak bence. Kendiniz de göreceksiniz. Bomba gibi gelecek yani. Bence yılın en iyisi Aleister Black'tir yani. Ben de şöyle bir şekilde sana antites sunayım. Evet. Aleister Black konuşmadı hiç. Hani konuşmadı. Konuştu ilk zamanda da çok klişe bir promo kesti. Şöyle bir promo kesti. Hani ben yıllardır buraya gelmek için çabalıyorum. İşte geldim, burası benim ödül falan. Hani böyle sokaktan geçtiğim zaman kesip. Revival'ın peki, promosu. Peki ben de sana bir antites sunmak istiyorum Fatih kardeşim. Bu sıralarda Royal Rumble kazanması gündemde olan bir arkadaş var. Hala konuşmasını öğrenemedi kaç aydan beri. Onu da göz ardı etmeyelim. Evet, bak çok güzel, çok güzel. Bir saniye. Çok güzel bir ikili karşıt görüşler sunuldu. Hemen Hikmet Rising Generation'a sözü paslayayım. Ne diyorsun?
A taraf mı haklı, B taraf mı haklı? Senin bu konuda tezin nedir sevgili Hikmet Rising Generation? Dinliyoruz. Ya bana göre şöyle bir durum var. Hani tabii ki Alistair Black'in eksik tarafı mikrofondu şu ana kadar. Ama Alistair Black şöyle bir avantajı var. NXT biraz daha konuşmadan çok, yani biraz daha nasıl diyeyim, WWE ile İngiliz arası bir ortam olduğu için oradan hani maç kazanarak ya da nasıl diyeyim, biraz daha maç içi rol oynama kapasitesiyle üstündü. Bobby Roode biraz daha nasıl diyeyim, maç dışı olduğu için, maç dışı karakter medyatik bakımından, yani biraz daha medyatik. Zaten verilen karakter belli. Ondan sonra yaptığı iş, yani biraz daha ikisine tam zıt olan karakterlerdi. Benim tercihim biraz daha NXT'nin bu mücadele gücünden ötürü Aleister Black oldu. Hı hı. Yani bu, bunda bence bir şey yok, hani şüphe olmamalı. Evet. Uzun süredir NXT'yi takip eden biri için. Tabii ki ama WWE kafasını da düşünürsek de Bobby Roode'un birinci olması. Tabii ki. Çok güzel bir yere parmak bastı Hikmet Zeybek. Sevgili Ahmet, ne diyorsun? Bobby Roode medyatik olduğu için mi birinci seçildi, ödülü hak kazandı, ödülü kazandı? Yoksa gerçekten hak etti mi? Çok güzel bir tartışma dönüyor. Sen ne dersin bu konu hakkında? Yani aslında 5 adayda Roderick Strong da, Andre Alma da, Aleister Black, McIntyre, Roode 5'i de çok değerli isimler oldu bu sene NXT için. Fakat ben Roode'un evet biraz ismi, biraz medyatik olmasından dolayı birinciyi aldığını düşünüyorum. Bana göre NXT'de bu saydığım 5 isimde evet bu sene çok şey kattı ama bu sene sırf Velvet Dream ile olan maçı bile yeterlidir Aleister Black demek için. Aleister Black kendini çok geliştirdi. WWE için de ilerisi için de çok önemli bir ürün, çok önemli bir güreşçi olduğunda herkese kanıtladı. Benim NXT'de yılın erkek güreşçisi olarak düşündüğüm isim Aleister Black. Evet sevgili Fatih, az önce cümleni yarım bırakıp çok güzel bir tartışmaya konuyu sürükleyerek bizleri fikir fırtınası yapmamıza sebep olmuştun. Yarım kaldı. Seni dinleyelim son olarak ve diğer ödüle geçelim. Şöyle bir durum var. Zaten Dendin'in dediğine paralel olarak Shinsuke Nakamura burada tutunabilecek bir isim değil. Shinsuke Nakamura sadece bu oylamada olmalıydı dedim ben. Seneye şampiyon olarak girmişti. Yalnız hafızam beni yanıltmıyorsa, çok da emin değilim. Seneye şampiyon olarak girmişti. Ve yani genel olarak NXT'de hani bir süre sırtında taşıyan isim oldu. Samoa Joe ile birlikte. Hani ben bu listede olmalıydı dedim sadece. Yoksa bu ödülü kazanması gereken isim ya Bobby Roode'dur ya Shinsuke Nakamura'dır zaten. Evet Taner, senin demek istediğin bir şey var mı? Ya şimdi bu, biz bu adamı konuşmayarak çok genellikle gördüğümüz için yani ana kadroda zaten bu hali kabul görecektir yani seyirciler tarafından bence. O yüzden bir sıkıntı olmaz yani Aleister Black için. Evet o zaman 2017 yılının kadın güreşçisi ödülüne geçiyorum. %87 ile birinci Asuka oldu ve ödülü kazandı. Asuka'yı kutluyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci saymıyorum. Diğerleri %3. Evet, söz vereceğim. Eren Nur hoş geldi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi saymıyorum. Çünkü bence hepsi ikinci oldu. Nikki Cross, Ember Moon, Ruby Riott, Billie Kay, Peyton Royce ikilisi. Sevgili Eren Nur, hoş geldin. Ve ödülü vekaleten sana mı veriyoruz? Öncelikle ben buraya sadece Asuka için geldim, sonra gideceğim. Çünkü vakitim yok fazla. Hoş geldin. Çay dolduruyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ya açıkçası kendisi zaten 2016'da yaptığı şeyin devamını yaptı. Ama daha kaliteli maçlarla yaptı. Gerçekten Ember Moon'la olan feud'u gerçekten hani şu anda kadınlar arasındaki en iyi feud'lardan biridir. Yani Paige ile Charlotte feud'unu bile geçebilir. Onun dışında Asuka'nın heel olarak devam etmesini çok isterim. Yani ona yakışıyor ama işte İngilizce konuşamadığı için oralar sıkıntı.
Ben diyeceğim bu kadar. Umarım bu sene de devam eder. Rumble'da kazanırız inşallah. Evet, kıymetli görüşleri için Look a Wizard Eren Nur arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve ne uçurum demek niteliğinde bir fark söz konusu. %87 sevgili Fatih, %87'lik bir performans var mı? Yoksa az önce Hikmet Zeybek'in de çok güzel bir açtığı parantez vardı. Bu isim medyatik birader dedi. Babilut burada hakkında. İyi geceler beyler. Ben kaçıyorum. Hoşça kal. Kendine iyi bak Eren. İyi geceler. Dur. Görüşürüz. Fatih. Senin kriteri değerlendirebilirsin. Medyatik, ring içi, hani ring dışı, karizma. Her şey de suka yıktı geçti. Çok yorum yapmaya gerek yok. Yani sana göre ödülün sahibi Asuka. Yani forumda çıkan ankette %80 çıkmış. %80 az bence. Öyle söyleyeyim. Evet. Sevgili Hikmet Zeybek, az önce çok güzel bir tartışmaya sürükledin bizi. Sence Asuka medyatik bir isim mi, yoksa hak ederek bu ödülün sahibi mi oldu bu kadar uçurum farklı? Ya burada hani medyatik mi konuşamayız. Çünkü hani iki türden de hem reklamını yaptılar. Evet, çok güzel reklam oldu. Fakat diğer taraftan da Asuka hani bu sene çok muazzam performans sergiledi. Yani çok iyi maçlar çıkardı. Çok iyi maçlar çıkarırken de yani çok iyi fevkler de çıkardı. Hı hı. O yüzden yani şüphesiz hani herkesin de dediği gibi Asuka yani %100, hani bu anketlerde %80 ne oylar çıkmış ama yani %100 bu anketten birinci çıkmalıydı zaten. Doğal olarak benim tercihim de ondan yana oldu. Evet. Sevgili Ahmet Tahir. Yani kesinlikle tabii Asuka, yani Asuka nasıl söyleniyor? Çok tartışmaya da gerek yok ama ben evet, aslında şeyde parantez açılması gerektiğini düşünüyorum. Ember Moon'a. Tamam. Yani evet, biraz Ember Moon'a yani biraz haksız rekabet olmuş Asuka'nın bu sene WWE NXT'de olması ama Ember Moon aynı zamanda Billie Kay ile Peyton Royce, onlar da bu senenin çok iyi performans gösteren isimleriydi NXT kadınlar divizyonu adına. Ama hı-hı, evet, NXT'de yılın kadın güreşçisi Asuka dedi. Çok güzel. O zaman bu ödülün ikincisini tartışalım. Madem birincisine tartışma kapalı. Sevgili Fatih Yılmaz, ödülün Fatih aradı şu anda. İkincisi Nikki Cross, Ember Moon, Ruby Riot ya da diğerleri. Ne diyorsun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Ember Moon derdim. Hani Asuka'ya kafa tutabilecek derecede çekişmeye giren tek isim Ember Moon'du bana göre. Hani Ember Moon'u Asuka ile mesela her maçı seyrederken, Asuka'nın girdiği her maçı seyrederken Asuka zaten bunu alır götürür diyorum. Ama Ember Moon bir kere olsun bana bu gerçeği sorgulattı yani. Evet. Sevgili Hikmet, sence ödülün ikincisi? Ya ben de Ember Moon'un şeyine katılıyorum. Çünkü Ember Moon hani dediğim gibi az önce mücadele dedim ya, mücadele önemli diye. Ember Moon bunu en fazla gösteren isim oldu Asuka'dan sonra. Zaten Asuka'yla hani kadınlar arasında belki geçen senenin yılın maçı olabilir bu. Yani tüm WWE içinde kadınlar arasında olmuş en iyi maç olabilir. Bu maçı çıkardılar. Hani bu maçı çıkarırken de orada işte yenmeye çalışırken gösterdiği karakter falan seyircini de kendine çekti. Ve hani güzel bir şey oldu onun açısından. Hani güzel bir ilerleme oldu. Bu ilerlemeden dolayı da Ember Moon'u hani kabul etmek doğru olur. Dedi ve paslıyoruz o zaman bu ödülü de, Asuka'yı kutluyoruz. NXT'de 2017 yılının çaylağını sorduk. Katılımcılar arasında Ruby Riot %57 ile en yakın rakibi, %25 Aleister Black ile olan farkı uçurum neticesinde açtı ve ödül Ruby Riot'a gitti. Sevgili Fatih, 2017 yılının çaylağı ödülü ve Ruby Riot, ne diyorsun? Bu ödülü Ruby Riot mı kazandı? %57 ile evet. Aman yarabbim. Neyse.
Tabii herkese saygı duymak gerekiyor fakat şaşırdığım bir sonuç oldu. Ben forumdaki sonucu aktarayım. %43 Aleister Black, %22 Velvet'in, %16 Andrade Cien Almas ve Zelina Vega, %14'te Undisputed Era forumdaki sonuçlar. Yani baktığımız zaman burada kapışabilecek tek isim Aleister Black'tir. Aleister Black'e de öyle çok kapışabilecek isim yok. Velvet'in değil, senenin ikinci yarısında çok aktif olarak şey yapmaya başladı. Hani o yüzden öyle tüm seneye değerlendirdiğimiz bir ödülü Velvet'in dilime tutup veremeyiz. Ama sene içinde yaptıklarıyla hani gerçi Andrade Cien Almas'la tartışılabilir çünkü her takeover'da çıkıp bıkmadan usanmadan dayak yedi yani herif. Hani şey yapabilir, hani düşünülebilir. Hani onun emekleri de NXT'ye düşünülebilir yani. Evet. Sevgili Hikmet Zeybek %57 Ruby Riot ödülün sahibi. Kesinlikle buna katılmamak lazım. Çünkü Ruby Riot'ın hani sene içinde böyle kadınlar divizyonuna damga vuran bir işi olmadı. Ondan sonra yani çok büyük bir katkısını da ben şahsen görmedim. Zaten erkeklerde en iyi güreşçi olarak adlandırdığımız Aleister Black hani bu konuda çok üst düzeydeydi. Her maçında çok iyi performans sergiledi. Ondan sonra şovlarda bu Velvet in Dream'de olan feud'u çok iyi bir feud'du. O yüzden ben bu konuda biraz daha katılmıyorum bu oynama sonucuna YouTube'daki. Evet. Ondan sonra zaten gelen bir hani en gözde isim. Yani en çok böyle Aleister Black gibi reklam edilen yani sunulan isim Velvet in Dream olmuştu. Hani o da forumdaki ikinciliğini bence hak etmiş durumda. Ben biraz bu konuda Andrade Cien Almas'a katılmıyorum. Çünkü o zaten hani o birliktelik herhalde debut yaptığı için almışlar listeyi. Yoksa o geçen seneden kalma isim. Ondan dolayı ankette yer alması biraz şüphe uyandırdı bende. Evet. Sevgili Ahmet. Yani ben de çok Ruby Riot seçimine katılmıyorum. Ben oyumun şahsen forumda şey vermiştim. Andre Almas'a vermiştim. Bu sene menajeri Zelina Vega ile birlikte yani nasıl söyleyeyim güzel bir çıkış yakaladı. Tabii aynı zamanda Aleister Black ile Velvet in Dream'i de buna katabiliriz ama ben aslında biraz da fanboylu ve konuşturarak Andre Almas demiştim. Şimdi de şimdi iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum hala Almas'ın şampiyon olarak da. Benim oyum Almas. Evet Taner, buralarda mısın? Evet evet. Ne diyorsun ya, bu ankete? Ben hani saygı gösteriyorum ama ben de katılmıyorum. Ben Aleister Black demek istiyorum ama uzatmadan. Aleister Black dedi ve evet. Bu ödülü de geçmiş bulunduk. 2017 yılının NXT'de en iyi maçını sorduk. Canım bir bana Sanity, hoş geldin Numan. Bir şey mi demek istiyorsun? Evet abicim ya. Adam Cole varken bu isimden de gözünü seveyim ya. Ruby Riot kim ya Adam Cole varken? Yazıklar olsun diyebilirim ki yani. Aleister Black varken Adam Cole kim aslında ya? Aynen Adam Cole kim kardeşim? Adam Cole Paris'in en iyi güreşçisi kardeşim. Hadi eyvallah. Ya git Allah'ını seversen. Yani Adam Cole senenin sadece bir çeyreğinde bulundu. Herhalde onun için aday listesinde gösterilmedi. WWE ile alakalı bir şey yani bu. NXT'de 2017 yılının en iyi maçını sormuşuz. %62 ile Sanity Undisputed Wargames maçı birinci olmuş ve rakiplerine çok büyük bir fark atmış. Sevgili Hikmet, ne diyorsun? Evet, biraz burada bu biraz reklam maçıydı bana göre. Hani ben istediğimi aldım diyemem bu maçtan. Çünkü ne kadar iyi Wargames olarak tanıtılsa da biraz o tadı vermedi gibi. Hani biraz çok zorlama olmuş gibi geldi. Diğer taraftan hani
elimizde çok güzel bir örnek var. Hem field olarak hem şey olarak. Aleister Black vs. Velvet in Dream maç. Bu maç hani seyirciye de çok iyi hitap etti. Ring içindeki konuşmalar olsun. Ondan sonra haftalık şovlardaki olaylar olsun. Benim seçimim bu yönde. Hani bir de forumda yaptığımız anketi de açıklayayım. Onun sonucunu da açıklayayım. %32 ile bu maç birinci geldi. En yakın rakibine %6 fark atarak. En yakın rakibi de şeydi. Hani bu maçı da konuşmamız lazım. Tyler Bate vs. Kit Dunn. Hepsini, Chicago'daki maç. Hepsini tek tek ele alacağız. Hemen Ahmet'e geçeyim. Ahmet. Yılın maçı. Yılın maçı bence de Aleister Black Velvet in Dream'di. Yani özellikle şuna dikkat çekmek gerekiyor maçta. Haftalık şovlarda çok güzel işlendi yani. Diğer alternatiflere bakıldığında sırıtan o. Hakikaten güzel işlendi. Ring'de de güzel bir maçta noktaladılar. War Games evet güzeldi ama War Games mi bu arada birinciydi? YouTube'da o birinci oldu. Evet. Yani işte evet gene burada da gene Bobby Root gibi biraz isim öne çıkıyor. Medyatiklik. Tabii ki yani ama benim maç adayım medyatik olmayı hak Aleister ediyor Black gibi. Velvet'in. Evet Aleister Black. Ya tabii yani. Teke tek değerlendirmeye geçeceğiz. Sevgili Taner. Ben şimdi biraz beyin fırtınası yapalım. Ben size bir maç söyleyeceğim şimdi. Böyle hikayesini açısından güzel ama bizi hayal kırıklığına uğratan bir maç var. Belki hatırlarsınız. Dean Ambrose vs. Brock Lesnar maçı var. Haftalık şovlarda Terry Funk'ı bile görmüştük galiba değil mi? Testerlerle falan masa kesiliyordu hatta. Çok güzeldi. Evet. Velvet in Dream şey de öyleydi. Çok güzeldi işlenişi. Bir fark var. Velvet in Dream vs. Aleister Black maçı mükemmeldi ama diğer maç, anlatıverdiğim maç leş gibiydi. O yüzden Velvet in Dream vs. Aleister Black öyle bizim burada öldüğümüzden daha iyi bir maç bence. Çok güzel bir maç. Hani izlemeyenler izlesin tabii bence. Tabii ya yani. Hikaye işleniş çok güzeldi. Hatırlarsınız Velvet in Dream'in pantolonun herhalde şey vardı değil mi? Evet. Aleister Black'in şey resmi vardı. Çok güzel maç yani. O yüzden benim oyum ona yani. Açık bir şekilde doğru. Yani kurgusu kesinlikle kurgusu çok iyi maçın. Kurgu bakımından öyleydi de abi renk işi bakımından bana kalırsa yani benim kendi şahsi fikrim. Abi Tyler Bate ile Pete Dunne maçının üstüne olan bir maç daha yok WWE'de ya bu sene. Yani WWE'de evet, bak NXT demiyorum. WWE'de bu yani. Bu maçta konuşalım çünkü hani ya o maç da güzel maç ama ben hani hikayeye de bakıyorum. Anladın mı Hikmet? Çünkü hikaye çok güzel işler o maçta. Aleister Black maçı çok güzel işler hikayeyi. Tyler Bate maçı da çok güzeldi ama. O maçında şöyle bir önemi var. Bence yani bana kalırsa biliyorsunuz İngiliz profesyonel güreşi şu anda çok büyük bir gelişim gösteren bir aynen yükselmekte. Hani yükselme konusunda çok büyük bir gelişim gösteriyorlar ve hani onun büyük bir kanıtıydı bize gösterilen. Çünkü hani maç çok iyi geçti. Çok hareketli geçti. Hareketler olsun. Ondan sonra maçın yansıtılışı çünkü bizim için her ne kadar biz çok büyük bir fiyat görmesek de bu iki isim arasında bağımsız güreşi sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Hani bu iki isim hem öncesindeki hikayeleri var ondan sonra sonrasındaki kapışmaları var. Ondan dolayı güzel bir maçtı. İsterseniz buradaki seçenekleri biraz değerlendirelim. Evet. Şey var. Bu listede olmayan bir maç söyleyeyim ben size. Varmış evet. Asuka vs. Ember Moon. Bu maça ne diyorsunuz siz? Güzel maç. Ama hani en iyi maç olmaya bilmiyorum yani. Olamaz ama tabii. Güzel maç. Brooklyn şeyde diyorsun değil mi? Brooklyn'de olan. Brooklyn'de olan evet evet. Güzel maç evet. Zaten başka tek bir maçları olmadı herhalde şey olarak yakın zamanda. Evet evet. Doğru. Şey vardı bir de biliyorsunuz DIY versus Authors of Pain versus Revival maçı. O maçı hatırlayan var mı aramızda? Orlando'daki mi? Aynen öyle. Evet evet o maçta iyi bir maçtı. Bu sene NXT şöyle bakınca aslında bir sürü güzel maç sunmuş. Abi NXT şu an Los Galacticos gibi ya. Bir sürü yıldız var yani içerisinde. Bir de bağımsız güreş yıldızları olunca hep yani nasıl diyeyim bir yandan bağımsız güreş yıldızları geliyor. Bir yandan WWE'nin içine yetiştirdiği adamlar geliyor. Orada kimyayı çok iyi yakaladılar.
Mesela en son Ricochet geliyor mesela. Çok iyi bir isim. Hı-hı. Prince Puma hani Lucha Underground'ı izleyenler bilir zamanında. Evet evet. Hani bombalar Ricochet patlıyor yani. Büyük bir hani nasıl diyeyim kendi sikletinde çok büyük bir güreşçiydi. Çok, çok, aynen çok mükemmel bir güreşçi. Diğer taraftan War Machine geliyor Ring of Honor'dan ya da New Japan Pro Wrestling'den. New Japan Pro Wrestling'den kardeşim. Ben New Japan'da onu biraz izledim. Hani denk gelmişti. Ben iyi bir takım beğeniyorum yani. Ya ben bu sene onların bir feudu olabileceği kanısındayım hani. Bu iyi bir maç çıkarabilirler. Büyük ihtimalle hani siklet benzerliğinden dolayı. Aynen benziyor zaten. Pain'e girebilirler feudu. Benziyor zaten. Hatta Hikmet şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bana kalırsa Author of Pain'i NXT'den ana kadroya olacak olan takım War Machine abi bana kalırsa. Bence. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hani diğer arkadaşların sözü ne olur bu konuda. Ahmet biraz senden de şey alalım. Şey War Machine ile ilgili mi? WWE'nin yeni... Ya, War Machine ile ilgili olur. Hani çıkacak ya, maçlarla ilgili olur. Yani tabii heyecanlandırıcı yani. WWE yine yılın başıyla beraber... Çok iyi şeyler, çok iyi isimler imzaladı. Ben yani kestiremiyorsun o kadar çok isim var ki. Evet, kim evet. Ne yapabilir? Bu ama arada şunu kendisi... söyleyebilirim. Ha. Devam et. Ben sonra başlayayım. Bu arada kendisi Larry'den de bahsetmemiz lazım. Hani evet. Kendisi böyle erkeklerle büyük mücadelelere çıkmış bir isim PWG'de. Hani onun da katkısı olacaktır kadınlar divizyonuna ciddi anlamda. Tabii. Herkesin seveceği bir stili var yani. Yani senelerde evet, evet. Bağımsız federasyonunda zaten kendini kanıtlamış bir isim kendisi. Hani tabii şu, şu zamana kadar neden gelmedi aslında bu bile sorulabilir. Yani. Bakalım. Bitirdik mi? Yani bu burayı konuşmayı bitirdik. En iyi çekişmeli feyodu o zaman. Ödülüne geçiyoruz. Evet. Shinsuke Nakamura. İlginç bir şekilde Nakamura aday değildi erkek güreşçilerde. Fakat yılın en iyi çekişmesi feyudunda Nakamura Bobby Roode %81 ile birinci seçildi. Diğerleri %7, %5, %3, %4. Tyler Bate, Pat Dunn, Aleister Black, Velvet in Dream, DIY, Odors of Pain, Ember Moon, Asuka yine aynı %5, %10 arası oynadı ve %81 ile çok büyük oranda birinci olmayı başardı Nakamura Bobby Roode. Ne diyorsunuz sevgili? Kimden başlayalım? Numan senden mi başlayalım yoksa? Olabilir. Fark etmez. Abi bana biraz da bu senenin en iyi çekilmesi bence doğruydu. Abi Bobby Roode kaç defa gömdü abi bu adamı yetmez mi daha? Vallahi yetmedim yani. Ha şu var. Dream'le Black'in feyodu biraz daha uzun sürseydi en iyi feyod o olabilirdi. Ama tek... Kısa sürdü aynen ya. Kısa aynen. Sürdü biraz. Kısa sürdüğü için abi o yüzden Bobby Roode'la Nakamura'nın feyodu bence daha iyiydi bu sene. Hı-hı. Şu var eğer Gargano'la sakatlanmasaydı zaten bu senenin en büyük feyodu Gargano ile Ciampa'nın feyodu olacaktı ama sakatlandığı için yapacak bir şey yok. Pardon Ciampa sakatlandı Gargano değil bu arada özür dilerim. Ciampa sakatlandığı için o feyod olamadı. 2018'de de bence en iyi feyod da olacak bu arada onu da söyleyeyim buradan. Benim fikrim, şahsi fikrim. Hı-hı. Neyse. Buradan sözü farklı arkadaşlara devretmek istiyorum. O zaman teşekkür ediyoruz. Evet Taner. Numan'a katılıyorum ya gerçekten ama Black vs. Dream biraz daha uzun sürseydi kesinlikle onu konuşuyorduk şu an ama Numan'a katılıyorum. Numan haklı yani kısa sürdüğü için Nakamura şey daha iyi. Roode. Ahmet? Yani Black Dream feyodu gerçekten NXT'nin değil. Bu sene zaten WWE için çok kısır geçen bir sene olduğunu düşünüyorum ben. En güzel detaylarından birisiydi. Feyod'un işleniş olsun, maç olsun, ringi çıkartısı olsun. Ben de Black Dream diyorum. Fakat Nakamura Bobby Roode da yine iyi bir çekişmeydi. NXT kemeri için yapılan. Yani belki ikisi başa baş gider ama benim için en azından ringde sunulan şeyle beraber Black Dream'dir. Evet. Teşekkür ediyoruz sana da. Salih buralarda mısın? Evet evet buradayım ben. Evet senin görüşün nedir? Nedir senin görüşün evet. Nedir? Bana kalırsa DIY ile Authors of Pain'in feud'u en iyisiydi bu sene. İşte Orlando'dan başladı. Chicago'ya kadar gitti yani. Gayet iyilerdi. Arada Revival'da girdi. Üçlü yaptılar.
Evet. Harika başlar çıkardılar. Evet. Hikmet? Ben burada biraz şey konuşmayı düşünüyorum. Hani biraz daha farklı bir yöne çekerek konuşmayı düşünüyorum. Aleister Black ve Velvet'in Dream birinci abimdi. Hani ben bunun en iyi feud olduğunu düşünüyordum. Çünkü biraz daha alışılageldik NXT feudlarının dışındaydı. Hani maç içine taşınma, bu gimmick mevzularının maç içine taşınması bakımından diğerlerine fark attı zaten. Ben hani en başta en iyi erkek güreşçide demiştim, biraz reklam unsuru da var diye. Ben Nakamura Rude işine biraz buna bağlıyorum. Çünkü Nakamura ile Rude şu anda hani ana kadroda bilinen isimler. Medyatik. Zaten evet, medyatik. Nakamura'nın gelişi büyük bir, hani WWE tarafından büyük bir olay olarak gösterildi. Bobby Roode zaten hani Amerika'da da tanınan, TNA'dan tanınan bir isimdi. TNA tarihinin en büyük isimlerinden biriydi belki de. Evet. Hani ondan dolayı bir daha öne çıktığını düşünüyorum. Hani ben bu konuda Aleister Black ve Velvet indireyim diyeceğim. Ama bir konuya daha parantez açmak istiyorum. Bu War Games öncesindeki feud da güzeldi. O Out of Pain, Strong, Undisputed Era ve Sanity'yi barındıran feud. O da güzeldi. Onda da güzel olaylar izledik. Hani baskınlardır, şunlardır, bunlardır. O konuda da sağlam bir feud olmuştu. Hı hı. Ama hani onu ikinci sıraya koyarım ben. Büyük ihtimalle koyarsam. Birinci sıra bana göre Aleister Black yine Velvet'in Dream arasında. Zaten forumda da o birinci olmuş. Hı hı. Bu konuda hemfikiriz galiba. Radyo ekibi olarak. Hı hı. Evet, evet. O zaman evet. Son olarak 2017 yılının en iyi maçı ödüllerinde adayları, 10 üzerinden maçları puanlayarak kapatalım. Ödüllendirme, hı-hı, kısmını, NXT yılın ödülleri kısmına son verelim. Ardından Pay-Per-View Takeover, daha doğrusu değerlendirmesine geçeriz. DIY Odors of Pain Revival maçı Orlando. Takeover Orlando'daki. 10 üzerinden kaç veriyorsun Numan? Abi 8. Taner? 8 ya. Hikmet? Ben de katılıyorum arkadaşlar. 8. Ahmet? 7 diyebilirim ben. Salih? 9. Evet, ortalama 8 çıktı. Not alıyorum. Tyler Bate Pat Dunn maçı Chicago'daki. Numan? 10 üzerinden 10. Puan. 10 dedi. 10. Taner? 8.5. Ben sen bizi buçuk kullanıyorsun, anasını satayım. Bir saniye Hikmet. Ben 9 diyorum. Ahmet. Ben de aynı şekilde 9 diyorum. Salih. 9. Evet, ortalama 9'a yakın çıkıyor. Sanity Odors of Pain ile Strong Undisputed Era War Games maçı. Üzerinden puanlaman gerekirse Numan. 7. Salih. 8. Ahmet. Yani Tyler Bate, Pete Dunne'a 9 verdiysen bu da 8 olur. Evet. Taner? 8. Hikmet? 8. Evet, bu ilginç bir şekilde düşük bir puan aldı. %62 ile birinci olmasına rağmen. %5 oy alan DIY Odors of Pain Chicago'daki tek team merdiven maçı. Sevgili Ahmet? 6. Taner? Kararsız kaldım ya. 7-8 arasına gidiyorum ama 7 veriyorum ben. Evet. Hikmet? Ben açıkça söyleyeyim, bu maçı izlemedim hani. Hı hı. Onun için puansız. Salih? Puan vermeyeyim. Ayıp olur. Salih 9 dedi. Numan? 8. Aleister Black Velvet'in Dream Wargames'teki maç. Numan? 9. Taner? Velvet'in Dream Black maçı mı? Hı hı. 9. Hikmet? Ben 10 veriyorum. Ahmet? Açıkçası ben de 10 vermemek için bir neden göremiyorum. 10. Evet. Sevgili Salih? 7. 7 dedi. Hayda. Burada da ortalamayı düşürdü Salih. Salih bugün çok farklı ve aykırı görüşlerdeydi. 1. 2. 3. ve 4. 5.'yi YouTube yayınının radyo kısmında yorumcu ekibinde yazarız.
Sevgili arkadaşlar, NXT yılın enleri ödüllerini dağıtmış bulunmaktayız. YouTube ve yorumcu ekibi olarak. Birazdan takeover değerlendirmesine geçeceğiz. Katılımcı arkadaşlar için NXT değerlendirmeleri bölümünde bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Burada YouTube yayınımız sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.